Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bannerlord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmadım video dışında. En son Onika Kalesi'ni güç bela bir şekilde aldık. Bu kale zaten alacaktık. Belliydi, ben kafama koydum onu. Şimdi yanımda 139 adam var. Şöyle yapalım. Garnizonu yönettiğim. Tamam mı? Bu adamları tekrar atayım. Bak şu atlıları ben direkt atacağım şeye, dışarıya. Ver bakayım şu ikisini. 153 kişi burada bir dursun. Şimdi bu atlardan direkt kurtulacağım. Zaten 7 tane katafraktım var burada. Çok fazla da atlıya ihtiyacım yok. Şunları bir atalım. Elimde zaten yeterince var. Daha bak 7 adam daha gelecek. Bunları atayım gitsin. Salla bunları. Şimdi Zula'yı aç. Şu odunlarımı da buraya bırakayım. Ağırlık sıkıntımız olmasın. Gidip adam toplayalım. Bayağı bir ilerleyeceğim. Bakalım. Umarım kalemi kuşatmazlar. Kuşatırlarsa içeride çok sağlam askerler var. Tutarlar diye düşünüyorum. Bu adamları almayacağım bu arada. Yani atlı askere dönüşecek olanları ve bir seviye adamları almayacağım. Asker topla lan. Ulan adam kalmamış ki. Aga az da bize bıraksaydınız ya. Şimdi bak. Yorumlara sürekli yazanlar var. Cevap olarak yazıyorum. Gel bak buradan da söyleyeyim. Oğlum ordu kuramayız. Herkes diyor yok kardeşini at sahaya, adam ver falan filan. Bizim şu an bir krallığımız yok, onu yapamayız. Ya o şeyi atarız abimizi sahaya. Ama ordumuzu birleştiremeyiz. Anladınız mı? Yani şey yapamayız onu. Ordumuzu birleştiremediğimiz için hiçbir işe yaramaz. Abimizi de birisi yakalar döver. Hem adamlara falan gider. Krallık kurmamız lazım. Krallık içinde klan seviyemizin 4 olması lazım. Bizim şu an 3. 4 olur o da. Çok uzun sürmez herhalde. Oo, çok iyi. Böyle hepsini ver. Şu ikisini bırak. Tamam. Bana full piyade lazım. Hiç atlı falan gerekmiyor. Full piyade önemli. Çok iyi abi. Bir seviyeler hariç diğerlerini alıyorum. Laykaran'ı doğrayalım. Bir bildirim gelene kadar base'e dönmeyi düşünmüyorum. Adam kapasitemi fulleyene kadar en azından öyle söyleyeyim. Ya şu imparatorluk neyse kalede duracak zaten. Savaşta kullanmayı sevmiyorum o adamları. Şeyleri yok çünkü. Kalkanları yok. Piyadeler de kalkansız piyade mi olur oğlum? Hadi okçu falan olsa neyse de. Kalkanları yok, o yüzden çok sevmiyorum. O karakterleri. Güzel adam topluyoruz ha. Şurada köye de vurayım. Sonra Faykon'a dönelim. Yan taraftan aşağıdan şeye ineriz. Ne oluyor? Ha, katılan var da bu bir beklesin. Onu sonra alırız. O adamlar bir yere gitmiyor zaten. Arbaletliği de ver. Kaleye koyacağız. Atlıları ve atlıya dönüşecek olan adamları almıyorum. Diğerleri iki seviye de onları da almayacağım. Onların da kalkanı falan yok. Kalede kalkan önemli. Kalede değil, normal savaşta da önemli yani sonuçta. Bu adamların hepsini kaleye bırakacağım bu arada. Ben yine kendi askerlerimi kullanacağım. O kadar kastım o adamları. Boşuna kasmadık. Şimdilik sadece kaleyi koruyorlar. Ben yokken. Oğlum burada köy yok muydu ya? Alt tarafta. Hadi oraya doğrayım. Şu iki köye de girelim, sonra geri döneriz. Güzel. Bir köy mü? Hadi bu köye doğrayım. Şuna uğrayıp buradan geri döneceğim. Şehre gelmişiz. Şehre de uğrarım. Böyle uğraya uğraya yalnız biz bayağı uzaklaşacağız ha. İnşallah saldıran olmaz. Şimdi bak şöyle güzel bir şey var. Bizim şu an krallığımız yok. Krallığımız olmadığı için Batı İmparatorluğu ile eğer barış yapabilirsem hiç kimse bize saldıramaz. Öyle güzel bir durum söz konusu şu an. Ki Batı İmparatorluğu ile birini böyle bir lord bulup barış yapmaya çalışmam lazım. Ama yanımda sağlam ordumun olması lazım. Bu adamlarla, şu anki yanındaki adamlarla olmaz. Yanımda kendi ordum olması lazım ki hani adam bizimle barış yapmak istemez, savaşa girersek yamulmayalım. O kadar uğraştık, o kaleyi aldık.
Kaç kere girdik çıktık kuşatmaya. O en sonu hatta bak kuşatma izleyenler bilir. Kuşatmada o ordu gelmeseydi 200'lük. Ben de komple açlıktan öldürürdüm hepsini. Ya ölmüyorlar, bayılıyorlar da. Çoğunu bayıldırdım. Zaten garnizon neredeyse tamamen bayılmıştı. Şu okçuyu ver. Şunları da ver. Tamam fullendik. Direkt base'e gidiyorum. Kaleye gidelim. Bütün askerleri bırakalım. 12 kalesine. Valla şimdilik birisi kuşatmadı kaleyi. Bir bildirim gelmedi yani. Bir gidiyormuşuz, kale yok. O 200'lük ordu ilk başta bir denemişti bak geçen bölüm. Sonra o baktı bizim adamlar sağlam. Dedi ben bunları alamam. Dur lan kaleyi yönet değil. Neyse kaleyi yönet de ne var abi. Bak milis falan güzel geliyor. Sadakat. Artı, çok düşük bir şey artıyor da artar. Artar. Zamanla artar. Şimdi bak o bayağı adam toplamışım lan. Tamam şunların hepsini bir at karşıya. Şimdi bak bir turda asker toplayayım. Çünkü ben buradan neredeyse 100 tane adam falan alacağım. Aşağı yukarı bak. Sadece 50 tane lejyoner var zaten. İmparatorluk saray muhafızı var 39 tane. Biraz daha şuradan kıdemli imparatorluk okçusu alırım. Benim okçum da artsın. Hatta mesela bak şunları alsam. Geriye kalan yere de okçu alırım. Bak 164 diyor. Şimdi şu acemileri alıyoruz. Bunları da alıyorum. Bunları komple atacağım kaleden. Şu askerleri geri bırakıyorum. Şu ikisini atacağım. Bunlar hiçbir işe yaramaz. Zamanında o bir an heyecandan böyle hani kuşatılırsa iyi kötü bir işe yararlar diye tutuyordum da bu adamlar bize gelmez. Bak mızraklı adam bir de. Kılıcım var mı? Kılıcı var da yani bize gelmez. Bunları salla dışarıya. Şimdi bir tur daha adam toplayayım. Gene şöyle şeyimi fullleyeyim. Envanterimi mi diyeyim artık ne diyeyim. Böyle full askerleri toplayalım. Bir tur daha ordu kapasitemi fullleyeyim. Gelip onları da kaleye bırakacağım. Yeter zaten. Sonra kendi adamlarımı alacağım. Barış yapmaya çalışırız. Etrafta böyle lord falan ararız biraz. Poros'ta adam vardır inşallah diyecektim. Çok da yokmuş. Bak 2 3. seviye hatta 4. seviye adamlar kalede dursun. Zaten piyadelerde genelde 5. seviye son seviye oluyor. Gene asker katılıyor. Bekle aslanım. Bekle. Zamanınız gelecek sizin de. Bir yere gitmiyoruz. Vallahi enteresan bir şekilde şu an kaleye dalan yok yani ben. Anlamadım. Acaba şey diye mi lan? Krallığımız yok ya bizim. Gerçi ne alakası var? Krallığımız yok olunca kale kuşatılmıyor mu? Yok. Biz şu an şey gibiyiz bak. Krallığımız olmadığı için. Asiler gibiyiz. Hani oraya çöktük. Orayı tutuyor gibiyiz. Barış yaparsam da çok rahatlarız. Yapabilirsek tabii. Turnuvalara falan... Şu an girmeyi düşünmüyorum. Daha önemli işlerimiz var. Yine şöyle ben yukarı taraflardan bir dolanayım. Gün geçti zaten. Adamlar yenilenmiştir. Bayağı sağlam olacak bu arada kale. Kalenin zaten bak. Milli üretimini salabilirim ha kalede. Çünkü çok sağlam garnizon diziyorum şu an. Milli üretimiyle ekstra böyle gereksiz erzak tüketilmesin kalede. Garnizondaki adamlarımın hepsi böyle son seviye falan olsa zaten hiç üretmem milis. Gerek yok zaten. Abi yalnız buraya birkaç kişi girdi benden önce. Bütün adamları yediler yani. Bu arada abone değilseniz abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Gene şu aşağı tarafa ben bir ineyim. Az önce orada niye adam bulduyduk bak. Şu köylere bir uğrayalım. Bostrum var galiba şurada. Şehrin adı Bostrum'du. Oraya da bir uğrarız. Bakayım. Evet.
Bak Batı İmparatorluğuna Güney İmparatorluğu da savaş açsa ben kurtulurum orada. Çok rahatlarım yani. Bu arada kalemi yeterince güçlendireyim. Baya geliştirmelerini falan filan da yapalım. Ben bir şehir veya bir kale daha denerim. Niye denemeyeyim? Zaten o savaşta çok fazla asker kaybetmedik. 7 adam mı öldü? 7 adam yani ordunun büyüklüğüne oranla hiçbir şey. Diğer askerlerim zaten neredeyse hepsi son seviye oldu. Bir tek atlılar son seviye değil. Piyadelerin hepsi son seviye. Bir kale veya şehir daha denenir yani. Ki ordu büyüklüğüm de artıyor sürekli yavaş yavaş. Günde bu arada bir nam alıyoruz. Bak klan seviyemiz 3. 548 namımız var. 900'e level atlayacağız. Kaç tane lordla falan savaşa girersem oradan da zaten şey gelir. Nam falan gelir. Turnuvalara şu an bilerek girmiyorum. Asker topluyoruz. Tamam şu köyden de adam alayım. Yine aşağı doğru inelim. Bunlar aslında böyle şey yapsam nedir onun adı? Biraz para yatırıp şey harcasam. Şehirden mesela dandik itemleri alıp atacağım yere adamlara XP gidecek. Şu ikisini şunları da alayım. Bak bizim köyden çok deli adam çıkıyor lan. Full atlı çıkıyor ama. Dur beklemeyeceğiz oğlum. Şu köyüme de uğrayayım. Sonra bir de Poros'a uğrayalım. Başka adam toplamayacağım çünkü. Şuradan son alabildiklerimi de alayım. Biz ikiniz de gelin bakalım. Bayağı bir sağlam garnizon oldu ya bizim kalede. Kaleyi kurtarır. Orası net. Bir geri gidelim. Zaten milis üretimi bir süre sonra şey olacak. Milisler eksiye düşmeye falan başlayacak. Level atlayan var mı? Yok zaten savaşa falan girmedik de. Şimdi abi garnizonu yönet. Tamam şu aldığımız adamların hepsini bir atalım. Tertemiz. 313 şey oldu bak garnizon oldu fazla bile. Şimdi kendi askerlerimi alabilirim artık. Kendi adamlarımı alayım. Kalede atlı yok. 222 garnizon var. Gayet iyi. Bunlar nereden çıktı lan? Bunları da mı aldım yanlışlıkla? Tamam 218 olsun. Oğlum bu kaleye birisi adam bırakmış lan. Ben buradaki bütün atlıları falan almadım mı? Aldım oğlum ben bu adamları attım doğru. Yanlışlıkla almamışımdır herhalde. Tamam bitti de. Birlikten şunları tekrar atacağım. Bu adamlar benim bir işime yaramaz. Ulan kim asker bırakacak ki benim garnizonumu? Kim niye bıraksın zaten? Belki şu şeyler paralı asker klanları falan bırakmıştır. Yardım olsun diye ne bileyim. Hayrına. Ya, odunlarımı geri alabilir miyim? Tamam ordumuzu tamamladık. Şimdi bak kaleyi yönet de diyelim şuradan bir. Ne yapılıyor abi? Geçiş ücreti yapılıyor. Sonra ne yapacaksın? Bahçe yapacaksın. Güzel. Atölye yapacak. Sur zaten 3. seviye. Suru fullemişler. Bak tahıl ambarı lazım buraya. Tahıl ambarı ne işe yarıyor tam olarak? Erzak stoğu limitine tamam. Tahıl ambarını çakın. Tamam mı? Kışla garnizon kapasitesi. O çok önemli değil. Sur onarımız bak bu önemli. Önce bir tur moral bas. Sonra bunu bas. Garnizon ücretlerini de azalma. Bekle bunları iptal et. Önce garnizon ücretini bir azaltalım. Bir saniye abi. Şunları bir iptal et. Tahıl ambarını da iptal et. Önce garnizon şeyini bir azalt. Sonra şöyle sıradan hepsini yapsın işte. Önce kapasite arttır. Sonra milis bas. Tamam. Her şeyi bastık. Burası bayağı bir uzun sürer. Bak ben buraya bir 10k daha para bırakayım. Tamam mı? Buyurun abi. Hiçbir eksiği olmasın. Rezervden destek geliyor zaten full. Sadakatimiz 0.23 artıyor. Yavaş yavaş daha da artar o. Refahımız ne durumda abi şehrin refahı? 947. Artsa iyi olur. Baytar mı? Ne alakası var lan? Baytar hayvan doktoru değil mi oğlum? Şey yani. Güncel adını unuttum. Veteriner. Abi garnizonda bir işimiz kalmadı. Bir bakayım şöyle bir adamlara.
Oğlum bayağı da kıdemli adam var gene ya. Çok da sıkıntı yok. Baksana okçu var. Bayağı piyademiz falan var. 213. Kaç milis basıldı mesela şu ana kadar? 59 milis var. Ben varım. Beni sayma. Dur ben çıkayım şuradan. 59'da milis var. Şu an iyi. Milis zaten üretiliyor. Atlı okçu tutsak. Bak biri kesin adam bırakmış. Ben buraya zindana hiçbir şey koymadım. Aa bak. Gördün mü? Biri buraya garyozu koymuş. Kim koydu lan bunu? Kesin paralı asker klanlarından biri ya. Ben mi koydum acaba? Hatırlamıyorum. Neyse şimdi Poros'a bir gidelim hızlıca. Para lazım. Parayı bitirdik. Şuradan azıcık bir kılıç dövüp satalım. Paranız var mı lan sizin? Oo bayağı paraları var. Pugyoları da alayım. Pugyo biriktiriyorum yine. Sonra eritir şey yaparız. Şimdi demirciye bir girelim. Enerjim full zaten. Direkt şu kılıçtan döveceğim. Bunun malzemesini de tükettik iyice ha. Sürekli bu ikisinden tüketiyor. Beş tane dövdüm. Gir abi ticarete. 10K'dan. Bunları şöyle bir karşıya atalım. Şimdi yemeğim eksilmiştir. İllaki. Birazcık üzüm alalım. Şöyle yine hepsini aşağı yukarı bir 100 birime çekeyim. Biraz tereyağı. Tahıl çok eksilmemiş de hadi gene azıcık alalım. Balık 100 yeter. Peynirin hepsini ver. Zeytinin hepsini ver. Hurmanın hepsini ver. Oha hurmayı bitirmişler lan. Neyse tamam ekledik. Hurma çok sık bulunmuyor buralarda. 49K alacağız. Tamam. Azıcık dinleneyim. İki kılıç daha dövelim. Dur bir turnuvaya girelim lan. Bir elimiz ısınsın. Hiç savaşa girmedik bu bölüm. Bir siftah yapalım. Hem böyle biraz daha sıralama listesinde kendimi tam bir zirveye oturtayım iyice. Zaten 48 binle zirvedeyim de. Olsun. Artı 3'den buradan gelecek. Ufak ufak kasılacağız gene. Okçumu koruyayım. Korudum. Lan. Yer elması. Gel lan kalkana gerek mi var aslanım gel. Tek yedi. Bizim karakter iyice böyle Terminator gibi olmadı mı? Kafama iyi bir zırh lazım. Buradan alır mıyım acaba? Ama çok pahalı abi. 56K'ya mesela bir tane kask mı oldu? Kırmızı alır. Kim lan kırmızı? Normal düz piyade. Oğlum bizim kızı dövdü lan düz piyade. Benim yoldaşlarımdan birini dövmüş. Hayırdır lan? Bu arada hanımla bir yerde bir tur daha bekleyip bir çocuk daha yapmamız lazım. Abi dur sen çok hızlı yürüyorsun. Amaldof. Sakin ol aslanım. Oğlum Amaldof'un zırhı çok iyi lan. Ona iyi zırh vermiş. Normalde zırhı bizimkinden az aslında. Ama karakterin böyle yeteneklerinden falan da olabilir. Olaydı. Zırhı da hadi atayım yere. Gerçi tecrübe gelmesine gerek yok ki. Satalım zırhı. Karakter seviye atladı. Neye geldi? Tek elli. İyi. Bak şu önemli. Ben kalkan duvarı sürekli kullanıyorum çünkü. Bu daha mantıklı. Ya bu karakter için daha iyi. Daha geniş kalkan koruması ama bu genel formasyon için o yüzden buna basacağım. Orduda zaten ben adamlar benden daha iyi savaşıyor. Yani. Hatırlayın. Ben adam birine kılıçla vurmaya çalışırken atla çarptım, at öldürdü. At bile benden daha iyi savaşıyor. Yani. Şimdi asker toplamalık bir işimiz var mı? Yok aslında da. Ne bileyim, hala böyle garnizon az gibi geldi gözüme.
Garnizona ne kadar ödüyorum lan ben? Onu görüyoruz mu buradan? Yoksa onu illa krallık sekmesinden falan mı görünüyor? Yok, burada yazıyor zaten. Günlük 1700. Gelir 707 diyor. Kaleden o kadar geliyor. Şeyleri falan geliştirdikçe artar. İşte bahçe mahçe bir şeyler yapılacak ya. Bahçeden özellikle o bahçe geliştirmesi yapılınca güzel para gelir. Şimdi 74K paramız var. Batı İmparatorluğundan birileriyle bir barış yapmayı deneyeceğim. Ya da beni yakalayıp dövecekler. Çok fazla bir alternatifimiz yok. Şu paralı asker mi acaba? Sarados klanı da paralı asker gibi geldi bana. Aslanım konuşacağız. Konuşacağız konuşacağız. Barış yapacağız barış. Peace. Reis. Konuşmak istediğim bir şey var. Diğerlerimiz barış yapmalı. Heh. Aa, direkt kabul ediyorlar. Bir dinar vereyim. Barış yapmalı mıyım şu an acaba? Barış yapmayı bu kadar direkt kabul ediyorlarsa bir dinara. Şu an bunlar baya kötü durumda demek. Barış yapmayı bir kale daha almaya çalışırsam ne olur? Bence gayet iyi olur. Neden? Çünkü krallık kurduğum zaman o kaleyi de başka bir şeyime, yoldaşıma klan kurup ona veririm. Sen bir dur bakayım şimdilik. İptal iptal. Sıfırla iptal. Reis tamam gidebilirsin. Seni dövmeyeceğim. Paralı asker değilmiş onu öğrendim. Şimdi abi şu Z12'ye bir bakalım. Buranın garnizonu nasıl? Oo. Peki kaç günlük yemeği var buranın? Yemeğini buradan görüyor musun? Sur seviyesi 3 zaten. Sur seviyesi değil abi. Erzak stoğu 700 mü? Ama 675 kişi var. Artı 6 geliyor. Buranın en az 20 küsur günlük yemeği vardır bak. 15-20 günlük yemeği var buranın. Şu an bence burayı biz alamayız. Ya kuşatırım ama alamayız. Şimdi Batı İmparatorluğu burada bunların kalesine salça olmuş. Ulan şu şehri de alsam var ya çok iyi olur. Tam şurası şöyle sınır olur anladın mı? Buralar köy zaten. Şu şehir de benim olursa şu yakınlarda çok şeyi gezmez düşman. Şehri alınca barışı da çaktım mı mis gibi otururum. Kaleyi de sonra ileride şu bizim Amaldufa klan kurur veririz. ...144 kişilik kapasitem var. 144 kişiyi fullesem. 144 kişilik son full gelişmiş ordum olsa. Yok abi açlıktan öldürmeden burayı alamam ben mümkün değil. Bir kuşatıp bir şeyine bakabilir miyim buranın? Bir erzağı ne kadar gidiyor? 11 gün gidiyormuş. Peki. Kuşattım bu arada ben şu an burayı. Yemeklerini bitiririm. Ama şöyle bir şey var. Şimdi 11 gün içinde birisi gelirse ki bence gelir. Gelmezse zaten alırım ben burayı. İçeriye bir lord falan kıstırsam çok iyi olurdu. Erzağı tüketirler diyece. Yani çok fazla milisleri, çok fazla garnizonları var. Mancınık kurdular bu arada. Közlerden bilmem ne. Bak bu paralı asker işte. Paralı asker klanı. Bekle abi bir saniye. Orduma katılacak atlılar vardı. Gelin baba. 4 moral kaybedecek diyor da bize koymaz. Tak diye 143 kişi olduk bir anda. Bir koçbaşı yapılabilir. Sonrası için bir koçbaşı yaptırayım. Devam ettir oyunu. 95'liği gördüm boşluğa bastım da oyun dondu. 95'lik gelse kurtarır mıyız? Bana saldırırlar. Dayak yeriz. Gerek yok. Hadi Allah'a emanet kardeşim. Barış mı yapsam ya da ya? Bilemedim ki. Abi ben o şehri istiyorum. Oğlum bak beni kovalamayın. İkinizi üst üste alırım ha. Kaç para veriyorsunuz lan? Salsam mı adamı? Al gitsin ne yapacağım ya? Yani çok bize bir dert olmaz o. 95'lik gitti arkamdan. Çakal. Ne oldu şimdi? He?
Abi akşam savaşmasak iyi olur da çok karanlık değil gibi ya. Ne oldu şimdi patates? Arkanda 95'lik varken artistlik yapıyordun. Sen alıp kalenin şeyine koymadın mı şimdi? Archers! Arazi nasıl bir arazi lan burası? Biraz kötü denk geldi arazi yani. Böyle okçuları şöyle... Bak şu düzlüğe geçelim biz şöyle. Şuraya geçelim. Tamam mı? Okçu. Düşman nerede? Tam karşımızda desek. Şuradan bir yerden çıkarlar. Dur. Oğlum okçunun hepsi lan. Bir saniye. Lan bölmeyeceğim lan. Dur lan. Yanlışlıkla tıkladım. Oğlum. Bir saniye. Okçu grubunu seçebilir miyim? Heh. Şöyle bir geçin. Şimdi bir ayrılın. Gerçi ayrılsalar karda mıyız, zararda mıyız? Önlerine de piyadeleri çekeceğim. Sıkıntı yok. Piyade. Şöyle bir gel şimdilik. Bir kalkan duvar ol. Sonra bir daha açacağım sizi bir ufaktan. Birazcık daha şöyle gerdirelim. Tamam böyle iyi ya. Çok da problem değil. Atları ikiye falan bölmüyor. Geçin baba yana. Okçuları kapatacağım. Bak ya yani, oğlum. Böldüm mü yanlışlıkla? Yok. Bir şey diyeyim mi? Siz tekrardan bir normal sıra olsanıza. Tamam. Kalkanların arkasında kalacak şekilde durun. Tamam. 3 numara sen de beni takip et. Gel benimle baba. Nerede düşman orada. Atlıları yok bunların. Ben direkt bu atlarla girsem bile alırım ki. Açılır mısınız gençler? Ordunuza bir müsaade edin bakayım. Saldırırlar mı? Saldırmazlar gibi. Bir geliyorlar gibi gerçi. Bir dur bakayım. Tepeye falan çıkıyorlardır muhtemelen. Piyade hücumla. Piyade bir hücumlasın. İlerlesin piyade. Tepeyi mi aldılar? Lan tepeyi alsanız ne olur? Kaç kişisiniz sanki? Tepeye geçmişler bile. Gelin abi şöyle şurada bir durun bakalım. Piyade bir ilerlesin. Ama beni ittirip durmayın oğlum. Ya da ilerlesin. Okçu sen de ilerle şimdi. Herkes mi saldırın dedim. Süvari sen beni takip et. Okçulara saldırı emri verdim mi? Verdim galiba. Vermişim. Gelin baba. 3 numara gel benimle. Üç numara buradan dal şimdi. Şu lordları galiba. Şuna bir tek atarsam çok hoş olur. Bakayım. Normal attı galiba ya. Buyurun abi dalalım. Mal okçular önünde tutuyor bak. Hepsi ölecek şimdi burada. Salak mısın oğlum? Okçular önünde mi tutuyor? Kıvılcım ne lan? Kıvılcım diye asker mi olur oğlum? Kıvılcım diye asker öldürdüm ha. Alev diye asker var. Bizden bir lejyoner aldı bak. Alev değilse artık. Dur şunu ok atayım dur. Dur onu ok atayım dur. Bizim adam vurdum lan. Oğlum lejyoner nasıl öldü bizden hemen ya? Tabii ki de tutsağımız. Paralı asker kılan. Oğlum ateş mateş bunun ne biçim karakterler lan? Tutsak bunlar almaya gerek var mı? Kaleye falan koyar mıyız? Yok ya. Lejyoner falan olursa alırım bak kendi ordum için. Ama o kademede bir adam yok. Bak şöyle bir şey yapabilirim. Yapacağım da. Bütün loot'u ver. Hanımla ilişkim arttı. Nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Kendi kendine arttı. Bak şimdi şöyle yapacağız. Kaleye gideceğim. Tamam mı? Garnizonu yönet diyeceğiz. Envanterimdeki bütün adamları buraya bırakacağım. Daha sonra kaleden şu iki seviye olan askerleri alacağım. Bitti diyeceğim. Envantere gireceğim. Bir bakayım her şey kilitli mi? Emin olalım.
Eti atsak da olur. Problem değil. Tamam, her şey gitti. Hepsini bırak diyeceğim. Gelen tecrübe şimdi bak bu adamlara geldi. Ya 7 kişi ama olsun. 7 kişi 7 kişidir. Şimdi bunları tekrar kaleye bırakabilirim. Gerçi bununla böyle uğraşılmaz. Bunu nasıl yaparız? Bak bütün lootları toplarım. Kalenin zulasına bırakırız. Sonra böyle zuladan çıkarır hepsini bir şey yaparız. Mis gibi olur işte o zaman. Oğlum bak birisi gene buraya atlı bırakmış bak. 3 tane atlı bırakmış birisi. Zırhlı İmparatorluk atlısı bırakmışlar. Paralı asker klanı mıdır? Ne boktur buraya adam bırakıp duruyor. Şunları alayım atarım. Tamam şu üçünü at. Gerçi bir kişilik yerimiz kalıyormuş da yok almayacağım. Çocuğu da geliştir. Tamam. Zindana git. Tutsakları yönet. Geç lan. Çakal. Parasını ödeyin salarım adamı. Ödesinler buna da bir 3-4K. Şimdi geri gidebiliriz. Ne oluyor lan? Oğlum bir tane adam dövdük diye ayıp lan. Hadi ne olur gelin benim kalemi kuşatın ya. Hadi bakayım. Kalede bak 428 kişi. Şu an var ya 1000 kişiye kadar ben burayı tutarım. 1000 kişiden kalabalık gelirlerse biraz üzebilir. Bak çok yaklaşmıyorlar. Benim toprağım diye mi acaba? Yakalarsam öttürürüm bak. İkiniz de girsenize. Sen de girsene bir kaleye. Şimdi kuşatsam 10 günlük yemek var gene. Allah'a emanet reis. 91'lik dalacağından değil de onu da içeri kilitleyeceğim. Geç içeri geç. Geç aslanım içeriye. Ha. Al sana taktik. Anasının gözü ama artık yeter lan. Beni bir salın oğlum. 2 saniye şurada bir kale kuşatacağım. Bana dalar mı lan bu? Oğlum bu bana dalabilir ha. Yo dalmadı. Gir içeri. Gir 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 gir. Ananın dalacak bu. Sıçtık. Neyse hayırlı işler. Barış yapalım abi. Barış yapsam mı ya? Adamlarımı kaybetmek istemiyorum. Bence bir şey diyeyim. Biz burayı zaten şu an alamayız. Bak. Bir dinar karşılığı barış yapayım. Tamam. Öbür adam da gitti galiba şeyden. Şu an bana kimse savaş açamaz. Kafamız rahat. Garnizonumuzu geliştiririz. Kalemizi güçlendiririz. Birlik kapasitemiz artar bir yandan. Tamam mı? Dördüncü seviye olunca zaten bayağı bir birlik kapasitem büyür benim. O zamana kadar da büyür zaten de. Bak şuradan bir tur daha bir turnuvaya gireyim. Hazır gelmişken. Çünkü o nam çok önemli. Günde bir nam geliyor. Çok düşük gibi günde bir nam ama katkısı büyük. Ben bunu indirdim. Bizim adam öldü. Lan bizim adama ne şey yapıyorsun lan orada? Çakal. Kimlerden var? Şu kırmızılardan birine dalayım. İndirdim. Bu da kırmızıymış. Gel. Amaldof. Ne yapıyorsun aslanım? Bak Amaldof hasar yemiyor. Bence karakterde bir şey var. Bunun zırhı benimkinden kötü çünkü. Ben hangi takımımdan sarayım? Burada bizim hanım kalmış tek. Hanım kusura bakmayacaksın. Vuramadım ki. Şu atı bana bir versenize. En kötü atlı okçuluk yaparım. Vuramadım. Atlı okçuluk bir mantıklı geldi de bu ok at sırtında kullanılmıyor. Şu kimden abi? Öldü. Hanım. Sakin ol. Bir vuruşluk canı kaldı gibi evet. Tamam bunu da alırız ya. Gel buraya gel. Ne come on gel oğlum sen geldin. Bak dediğim şey yapılabilir aslında.
O askerlere yaptığım var ya. Bizim çocuk attan düşmeseydi iyiydi. Ben ok atıyorum o zamandır. Ok değil, cirit. Of, güzel koydum kafasına. Ama araya almayın oğlum çocuğu. Şş, alo. Beni de araya almayın. Lan dur. Okçu hadi aslanım. Lan sen ağzına tüküreceğim şimdi bak ha. Çakala bak ya. Dur, bende de cirit var. Ölme lan sakın. Boşa gitti cirit. Aha. Sıçtık galiba. Reis, bir kalkanı olan... Ha, şu kalkanı bir ver bakayım sen bana. Gel. Bir vuruş ölme ihtimalim çok yüksek. Ciritlerimi kullanabilirim. Ciritle kalkan tutuluyor. Problem yok. Bana doğru bir gelsene sen. Dümdüz gel bana doğru. Aynen öyle. Gel bana doğru. Ben şunu bir tut. Hadi bakayım. Çektim emaneti. Bana eğim almaya çalışıyor. Alamadı salak. Helal lan. Kuzey avcısı. Seninle mi vs atacağız? Gel bakalım. Kolaydı. Güzel, onu da hadi satayım gitsin. Sat bunu buraya. Pugio var mı? Pugio yok. 19 tane Pugio'muz var. 65k paramız var. İyi gibiyiz şu an. Savaşı da bitirdik bak. Ordum zaten benim gelişmiş. Bak şimdi işte çapulcu falan dövüp onların lootlarını toplayıp toplayıp kaleye bırakırım. Ondan sonra hepsini alıp kaledeki bütün garnizondaki adamları alıp bir şey yaparız, atarız yere. Deli gibi XP gelir. Ya da ben para kasarım full. Video dışı mesela parayı kasarım. Dandik itemleri alırım şeyden. Nedir onun adı? Şehirlerden. O dandik itemleri mesela tekrar yere atınca gene XP veriyor sonuçta. Bir şey değişmiyor. Şimdi reis, şu hala bitmedim ya. Şunu bitirin de şu bahçeyi bir yapın. Bahçe erzak üretimi falan. Şimdi bak. Konuta kim aldı lan konuta burayı? Milis basmıyor muydum ben? Refahını arttırıyormuş. Sulama. Bak köyler gelişsin. Güvenlik düşüyor bu sefer. Güvenlik zaten. Güvenlik niye düşüyor lan? Yakında sığınak var diye düşüyor. Tamam, sığınağı patlatırım ben şimdi. Sığınaktan eksi 2 yiyoruz lan. Tamam, bu da refahı arttırsın. Refahtan da eksi geliyor. Tamam, gideyim sığınağı patlatayım. Vay ağzına tükürdüklerim. Tüh, sabah oldu, yetişemedik. Bekleyelim geceye kadar. Bu lejyonerlerle girer alırım ben burayı. Yanımda 10 tane lejyonerle girsem kim ne yapacak zaten? Saldır abi. Bırak oğlum, ne atlısı, atlıları bırak. Nerede benim lejyonerleri ver? Tamam. Girelim abi şöyle. Atlar atla girse eyvallah da öyle olmuyor işte. Ekip. Direkt hücumlayın. Beni yormayın aga. Ben arkadan azıcık okçuluk kasayım burada. Kasabilirsem. Kalkanına geldim. Ama mal gibi koşmayın. Kalkan mı tutsanız lejyonerler? Lejyonersiniz diye aldım sizi de. Bu eşkıyalardan da dayak yemez herhalde lejyonerler ya. O kadar da değildir. Of, çok güzel vurdum. Bu arada yayın ve okum güzel. Okçuluğum da fena değil şu an. Biraz işte kasmak lazım. Bir sağlam bir kale savaşı falan olursa tabii ileride olur o. Şu an genelde aç bırakıp öldürmeye oynuyor daha çok. Şuradan bak, birinin daha kafayı alır mıyım? Kıpırdadı çakal. Ona vurdum bir tane.
Nereye geliyorsun aslanım? Öldün ki. Lan son anda nasıl kaçtı ya? Sona doğru yaklaştık gibi. Ben bir kılıcı çekeyim de. Ben anca koşuyorum zaten. Bizim adamların atletizmi ileri tabii benden. Ben savaşta at sırtında gezeceğim full. Yetişemiyorum. Şunlar son galiba ya. Ya da ileride var. Bak şurada varmış. Bir de şurada vardır belki. Bak bizim adamlar beni geçer şimdi. Şu an ben öndeyim aslında. Bak bak bak. Aa, beni? Lan taş atacak zannettim. Adam cireti fırlattı kafama direkt. Göğsüme sapladı lan cireti. Ne bileyim ben taş atacak zannettim. Bu ne kalabalık birader. Alırız ki. Lejyoner oğlum bizim adamı. Hayırdır? 1v1'de de alırım ben bunu. 1v1 atıp adamları riske atmasam mı diyeceğim de arkadakileri de keselim. Ben eşkıyalarla duello yapmam delikanlı. Vuramadım lan adamı. Bizim bir adam yaralandı bak. Bu yüzden dedim riske atmayayım diye de. Aldık ya. Tamam yaralıdan bir şey olmaz, ölmedi. Yaralı iyileşir. Tutsakları hiç almaya bile gerek yok. Lootları alayım. Dediğim şeyi yapacağım. Kaleye bırakacağım. Tamam. Kestim şeyinizi de. Bunlara da bir döveyim mi 2 dakika? Döveyim de burada bizim köylülere falan saldırır bu çakallar. Aslanım. Dayağı bir yiyin bakalım. Loot'unuzun hepsini verin. Onları da bırakacağım kaleye. Böyle kaleye biriktireceğim şimdi. Zaten bildiğim kadarıyla karenin bir şey sınırı yok yani. Böyle bir zulanın bir sınırı yok. Herhangi bir ağırlık sınırı falan. Aç abi zulayı. Her şeyi bir at bakalım. Ne var burada? Bayağı bir şeyler var. Tamam zamanla stacklenir zaten çoğu şey. Genelde haydutlardan hep aynı şey çıkıyor. 200 oldu vekillik. Vay anasını be. Yaşayıcı birlik büyüğünü %50 arttır. Birlik büyüklüğünü arttıran bir şeyler çıksa şuradan. Ya bu çok da şey bir şey değil gibi. Bir tur tıklayayım da. İnşaat hızı artı 10 artar diyor. Bak kent projeleri %10 daha etkili olur. İnşaat. İnşaat dediği şey herhalde yani işte kuşatma silahı işte kuşatma kampı falan. O mu? Yoksa normal genel inşaat mı? Kent proje... Oğlum inşaat daha mantıklı. Daha hızlı yapılsın. İleride ne çıkıyor abi? Yük hayvanı falan. Ordu büyüklüğü liderlikten arttırılıyordur değil mi? Muhtemelen öyledir. Liderlik arttıkça... Liderliği çok arttıramıyorum. Birlik moralini yüksek tut diyordu abi. Bunu kasmak için öyleydi değil mi? Birlik moralini... Niye göstermiyor lan bu? Nasıl kasıldığını gösteriyordu normalde şuraya tıklayınca. Üstüne gelince mi yazıyordu? Yo. Neyse. Birlik moralini yüksek tuttuğumuz zaman liderlik kasılıyor da. Daha nasıl üstüne çıkarayım ki? Yiyecek çeşit gurme diyor oğlum bak yiyecek çeşitliliği diyor gurme diyor her şey var yani. Kişiselden geliyor son olaylar temel zaten 50 geliyor full. Neyse. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.